18 Mayıs 1944 yılı. Birçok soydaşımızın sürgün edildiği yıllar. Bu yıllar içerisinde 18 Mayıs tarihi Kırım Tatar kardeşlerimizin sürgün edilişinin yıl dönümü. Evet, Kırım Tatar kardeşlerimiz 18 Mayıs 1944 yılında Sovyetler Sosyalist Cumhuriyet Birliği tarafından sürgün edilmişlerdir. Bunlar Özbekistan'a, Kazakistan'a ve birçok yere bulundukları topraklardan, Kırım'dan sürgün edilmişlerdir. Aslında bu bir sürgün değil, bir soykırımdır. Aynı zamanda bu sürgün esnasında vefat eden, şehit olan birçok soydaşımız vardır. Bu yıl 18 Mayıs 1944 yılı soykırım yılı olarak da adlandırılmalıdır. Çünkü aynı zamanda Sovyetler Sosyalist Cumhuriyet Birliği soykırım yapmıştır. Aynı soykırımı bugün de tekrarlamaktadır. Çünkü zihniyet aynıdır, kafa aynıdır, yapı aynıdır. Bugün de Kırım Tatarlı kardeşlerimizin kendi topraklarından başka ülkelere zorla gönderen ve orayı kendi toprağı olarak ilan eden Sovyetler Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin bugünkü devamı Rusya çok büyük bir hata yapmaktadır. Çünkü kendi öz toprakta bulunan Kırım Tatarların topraklarında işgal etmişler ve orada Kırım Tatarlı kardeşlerimizin yaşamasına müsaade edilmemektedir. Biz bugün 18 Mayıs 1944 yılı itibariyle Kırım Tatar sürgününün Kırım Tatar soykırımı olarak dile getirilmeli, konuşulmalı ve Rusya'nın da bir an önce Kırım'dan kendi topraklarına çekilmesi, orayı Kırım Tatarlarına bırakması gerektiğini deklar ediyoruz. Tekraren Kırım Tatar sürgününün yıl dönümünü kutluyor. Bu tür soykırımların tekrar yaşanmamasını diliyorum. Bu vesileyle 18 Mayıs 1944 yılının Kırım Tatar kardeşlerimizin sürgün yılında yaşadığı acıları paylaşıyor ve tekrar bu acıların yaşanmamasını diliyorum. O dönemde yaşanan ve rahmete kavuşanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kırım Tatar sürgününü anıyorum.